Şimdi Avrupa'dan Asya'ya doğru geçiyoruz. Şey ya, Eurasya Tüneli. Eurasya Tüneli. Evet, güzel. İngilizce adı öyle oluyor, Eurasya. Eurasya oluyor. Eurasya gibi bir şey oluyor değil mi? Bu da eski tren yolu. Marmara'dan önce. Şeyi ikiye düşünmüşler. Herhalde iki şerit. Burası da iki şerit onda. Şimdi Asya'ya doğru gidiyoruz. Vay be, bugün Avrupa'ya geçtik, Avrupa'dan da Asya'ya geçiyoruz. Bir günde iki defa Avrasya tüneli oldu. Annen korkmuş, o da geçirdi. O var ya, Marmara'ya binemiyor, metroya binemiyor. Diyorum, kaç kere Marmara'ya gel, bindireyim diyorum. Gelmiyor, kaçıyor diyor. Harika. Korkmasa biner de korkuyor. Evet. Şimdi benim ikinci geçişim oluyor böyle. Biz şimdi üsttekilerin altından mı geçiyoruz? He? Üsttekilerin altından mı geçiyoruz? Evet. Valla bayağı kalabalık şimdi akşam saati ya. Aynen. Karşıya geçiş. İş saatlerinden millet çıkıyor, evlerine gidiyor karşıya. İş dönüşü, iş. Evet, iş. En kalabalık saati ya şu an. İş çıkış saati. Bak, yorma oldu, görüyor musun? Evet, trafik sıkışıklığı. Radyo çekiyor mu? Bilmiyorum ki. Çekmez. Burada telefon bile çekmiyorsun. Vallahi en curcuna zamanı yaptırıyor şimdi kalabalık. Hadi şimdi 5 dakikada geç de görelim. Yani demin geçmiştik öyle 5.30'da. Açıktı o zaman. Üç kilometre kalmış Asya'ya. Öyle mi yazıyor orada? Evet. Herhalde ortasını geçtik de. Geçtik.
tırmanma şeridine geldik. Havalandırma şeyi. Şey o, Haç'taki tüneller böyle mi oluyor? Mekke'deki tüneller böyle mi oluyor? Ama bu kadar uzun değil ki onlar. Kalabalık olmasa daha da az olur da geçmek. Şimdi böyle kalabalık diye. Aynen öyle olacak. Şu an 8 dakika 13 saniye geçiyor. Evet. Öyle oldu ya. Koruma mı oluyor? Da Asya kıtasına geldik. Aha da geldik. Kalabalık olmasaydı, boş olsaydı 5,5 dakikada geçerdi Asya'yı. Geldik.